günahkardır. Kulun savrulmaları olur. Nefse karşı uyanık ol. Kendine gel ve sakın kaptırma nefsinin şeytani vesveselerine. Allah ki Allah, peygamberlere bir hesap soracak. Kuralı koydu Allah. Çizgi bu. Allah'ın kararını bozacak hiçbir mahkeme yok. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Hükümranlık onun, güç onun, her şey onun. Yoksa bir hengameye kapıldınız, gittiniz mi? Denizin böyle tozlu su gibi. Emrini bana aç, bana yönel diyor. Canı veren o, babanı veren o, anneni veren o, sana da diyor gel cennete gir. Sen diyorsun hayır. Allah mühlet verir ama unutmaz. Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepiniz üzerine olsun. Bugün iftar vaktinde, iftar saatinde siz değerli kardeşlerimizle beraberiz. Şu anda bizi evlerinde izleyen bütün dostlarımıza selam, saygılarımızı iletiyoruz. Zoom'dan bizi izleyen kardeşlerimize hoş geldiniz diyoruz. Onlara merhaba diyoruz. Hepsine her yaştan insanımız var şu anda Zoom'da. Aileler var daha doğrusu. Anadolu'muzun güzel, temiz, hoş, siması parlak, böyle nurani, güzelim hacı amcaları, hacı abilerimiz, hacı bacılarımız, evlatlarımız, gelinlerimiz, kızlarımız. Elhasıl bir ülkenin güzel insanları şu anda ekran başında bizi takip ediyorlar. Hepsine saygılarımı iletiyorum. Ve Mevlam oruçlarımızı kabul eylesin, yönelişimizi kabul eylesin, niyetlerimizi salih eylesin. Bizi her türlü kötüden, kötülüklerden uzak eylesin. Rabbim rızasına uygun bir kul haline getirsin bizi. Eksiğimiz, gediğimiz varsa da onun keremine, onun cömertliğine sığınırız. O kullarını affedendir, o settar olandır, örtendir, merhamet edendir. Allah bizim iyiliklerimizi inşallah kabul buyursun. Bizi kötülerden ve kötülüklerden uzak eylesin. Efendim bugün hemen günün duasını ben almak istiyorum. Günümüzün duasını alacağız. Ondan sonra sizi de dinleyeceğim ben. Zoom'dan da dinleyeceğim. Instagram'dan gelen sorularınız var. Instagram hesabımızı biliyorsunuz artık. Nihat Hatipoğlu'dan ulaşıyorsunuz. Oraya soru atabiliyorsunuz. Yani benim olmayan hesaplar var ama 1 milyonu aşan bir hesap var. O hesaba atıyorsunuz. Oradan bana ulaşırsınız. Benim adımın olduğu hesap. Allah'ım, bu Hazreti Peygamber'i duygulandıran bir sahabinin bir duası ki Peygamberimiz daha sonra aynı duayı ifade buyurmuştur. Allah'ım, senden reddedilmeyecek bir iman istiyorum. Yani kabul görmüş, itibar görmüş bir iman istiyorum. Sağlam bir iman. Allah'ım, senden tükenmeyecek bir nimet istiyorum. Öyle bir nimet bana ver ki tükenmesin, devam etsin. Her an, her yerde, her zamanda. Allah'ım, senden tükenmeyen bir nimet istiyorum. Senden derecelerin en yükseğinde, en ulvisinde peygamberinle beraberlik istiyorum. Hazreti Peygamber cenneti isteyin derken Firdevs'i isteyin diyor mesela. Firdevs peygamberlerin konuk edildiği, peygamberlerin misafir edildiği o muhteşem makam demektir. Yani cenneti isterken mütevazi olmayın, ha onu kastediyor. Gücünüzün yettiği, dilinizin döndüğü kadarınca isteyin. Çünkü siz kerim olan, cömert olan bir Allah'tan istiyorsunuz. Bir cimriden veya elinde imkanı olmayandan istemiyorsunuz. Her mal, her mülk, her varlık, her cennet, her nimet, her kapı onundur. Ondan istemekte bir sıkıntı yok. Yeter ki sen peygamberinle beraberlik iste. Allah'ım senden ebedilik cennetinde peygamberinle beraberlik istiyorum. Allah'ım kabir azabından sana sığınırım. Kabir azabı var mıdır? Kur'an-ı Kerim ayetlerinde işaret var. Hadislerde çok net ve açık ifadeler var. Bu nedenle peygambere iman ettiğimize göre kabir azabının varlığına da iman ediyoruz. Allah'ım kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım kalbe gelen her ama her türlü vesveseden senin büyüklüğüne, azametine, kibriyana sığınıyorum. Allah'ım işlerimin karışık bir hal almasından, içinden çıkılmaz bir hale düşmekten sana sığınıyorum. Allah'ım her türlü afet, bela, musibet, kaza, beklenmeyen şey, kötü haber, kötü arkadaş, kötü sırdaş, kötü komşu,
kötü yol arkadaşı, kötü insandan velhasıl sana sığınıyorum, hastalıktan sana sığınıyorum. Allah'ım bütün bu dualarımızı kabul eyle, kabul eyle, kabul eyle. Son günlere geldiğimizde, daha doğrusu Ramazan'ın ortasına geldiğimizde bol bol şu duayı, Allahümme inneke afuvun, tuhibbul affe, fa'fu anni, Allah'ım affedicisin, affı seversem beni affeyle. Bu duayı Hazreti Ayşe validemize öğretilen bu duayı bol bol okuyalım inşallah. Evet, hemen Zoom'dan bizi bekleyen güzel insanlarımız var. Onlara dönelim, şöyle bir bakalım Zoom'dan bugün bize ne soru sorulacak. Evet, kedisi olan var, bebeği olan yanında var, yavrusu olan var. Hepsine selamlarımızı iletiyoruz, bütün Zoom'dakilerini. Sevgiyle kucaklıyorum ve selamlıyorum. Allah yar yardımcınız olsun diyorum. Ve hemen bir ailemizi, bir hacı kardeşim ile muhtemel kızı olabilir belki. Efendim, selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam, hayırlı Ramazanlar, iyi akşamlar hocam size. İyi Ramazanlar hanımefendi, nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür, elhamdülillah hocam, Allah'a şükürler olsun. Size de kavuştuk ya Rabbime, hamdolsun, sizle de konuştuk hocam. Ne mutlu, bizim için de, bizim için şeref yani sizlerle konuşmak. Teşekkür ederim. Bunu sağlayan Allah'a hamd ederiz yani. Aynen Allah'ım, size yani ömrümde konuşmayı nasip etti. Her zaman duamda ama Allah'ım kabul etti, şükürler olsun, elhamdülillah. Elhamdülillah. Nereden arıyoruz hanımefendi? Ben Uşak'tan arıyorum Nihat hocam. Uşak'tan? Evet. Oo, benim ikinci memleketim Uşak. Babam burada müftüydü, ben de İmam Hatip Okulu'nu Uşak'ta bitirdim. Uşak mezunuyum. Evet, öyleymiş hocam. İlkler şehir Uşak'ımız. Evet, evet. Selam söyleyin Uşak'a, Uşak'taki dostlarımıza. Orada Hüseyin hocamız var. Ellerinden öperim hocamın. Özellikle babamın dostu. Hepsine selamlarımı iletin. Yanınızdaki kızınız mı? Kızım hocam, evet. Peki, soruyu kızınız mı? Oğlum, kızım hep. Oğlunuzu göremedim. Ha, merhaba delikanlı. Maşallah, Allah bağışlasın. Merhabalar. Evet, soruyu kim soracak? Kızımız mı, siz mi? Hocam, ben soracaktım soruyu. Eşim şu an çıkmak istemedi. Ben eşimin yerine soru sormak selam, istedim. Ona selam söyleyin eşimize. Eşimin hasta... Aleyküm selam. Eşimin hasta kardeşi var hocam. Evet. Psikolojik rahatsız. Evet. Tabii 15 senelik gittiği miras hakkında duruyor evinde. Bunun üstünden de öbür kardeşleri bakım parası alarak faydalanıyorlar. Anladım. Eşim bunlarla küstü, konuşmuyor şimdi hocam. Uyardı ama anlamadılar. Yapmayın, yanlış yoldasınız diye. Evet, evet. Bunlara ikaz etti. Biz burada günaha giriyoruz mu hocam? Eşim hiçbiriyle sınayı bölümü kesti. Konuşmuyor, gitmiyor, gelmiyor kardeşlerine. Eşiniz hakkaniyetten yana konuşmuş, adaletten yana konuşmuş. Çünkü devlet o parayı verirken şartlı veriyor. Devlet belli şartlar içerisinde veriyor. Ne diyor? O bu parayla ona bakacaksınız diyor. Bakımını üstleneceksiniz. Efendim, onlar da bu parayı almalarına rağmen devletin verdiği kanun, kurallara uygun hareket etmiyorlarsa Allah katında tabii ki günahkardırlar. Hak etmedikleri, helal olmayan bir parayı kazanmış oluyorlar. Eşinizin bu konudaki hassasiyeti normal. Tabii Gülcan Hanım. Ha tabii küs kalmalarında fayda var mı? Tabii ben hocayım. Bir hoca küs kalmaya devam edin demez tabii ki. Yani ben öyle bir şey demem, mümkün değil. Selamı kelamı da kesmeyin. Onların günahı kendilerine. Netice itibariyle eşiniz de hakkaniyet tarafında durmuş. Onu da kutlarız. Doğru olanı yapmış. Doğru olanı söylemiş. Allah ona da çok versin. Eşinize de size de çok versin. Ötekilerine de akıl çok versin. Allah razı olsun hocam. Size bol bol imkan versin. Ötekilerine de akıl versin inşallah. İki tarafı da dengelesin. Amin hocam. Amin hocam. Peki hanımefendi, var mı başka bir şey söyleyeceğiniz bir şey? Hocam Allah'a emanet olun. Cümle Muhammed ümmetinin Ramazanlara mübarek olsun herkesin hocam. Hürmetler sunuyorum. Hanımefendi, kızım sana da, delikanlı sana da Allah'a emanet olunuz. Allah yar yardımcınız olsun. Bütün ailenize güzellikler Allah nasip etsin inşallah. Evet, ne güzel bir aile. Heyecanlı bir aile. Sultanahmet unutulmaz. Sultanahmet'i nasıl unutalım? Sultanahmet'e bağlanalım bakalım. Ne var Sultanahmet'te? Merhaba hocam. Hoş geldin. Hocam, size bir sorum olacaktı. Buyurun. Hocam 12 sene önce annem beni terk edip gitti. Hocam 12 yani, sene önce. Evet. Sen kaç yaşındasın? 12. Yani sen doğar doğmaz mı terk ettin? Yani
3 yaşında. 3 yaşındayken seni terk etti. Peki. Evet hocam. Peki niçin annen seni terk etti kızım? Hocam bilmiyorum ama yani eğer ölünceye kadar da affetmeyi düşünmüyorum hocam. Hakkımı helal etmiyorum. Yani bunun ahirette vebali nedir? Peki ben bir şey sorayım. Sizi kim büyüttü? Annem büyüttü hocam. Annem büyüttü de ben şimdi anlamadım. Onu bırakan hangi anne? Ha, esas anne. Evet. Ha, siz sonraki annesisiniz. Değil mi? Evet, teşekkür ederiz hanımefendi size. Ona annelik yaptığınız için. Sen öncelikle bu anneni çok sevmen lazım. Bu annenin elini öpmen lazım. Seni büyüttüğü için. Seni diğer çocuklarından ayırmadığı için. Peki diğer annen seni hiç arıyor mu? Hayır hocam, aramıyor. Peki tanıyor musun? Hayır. Tanımıyor değil mi hanımefendi? Hayır. Bir bırak annene. Hocam yani açıklamak istediğin kadar söyle. Evet. Hocam 2 sene önce tanıştı. He. Anne bir ortaya çıktı işte, seni yanıma alacağım deyince. Evet. Tekrar çocuğu bıraktı gitti. Ben sonuna kadar arkasındayım. Aferin. Bundan sizi, sonra da anneye göstermeyeceğim. Sizi alkışlıyoruz. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sizi alkışlıyoruz. Allah sizden razı olsun. Yani bir annenin yapması gerekeni öz olmasa da bir hanımefendi. Hı-hı. İşte kadının asaleti, annenin asaleti buradan belli hocam, oluyor. Hocam 3 tane evladım var. Bu da 4.'sü. Allah'ın izniyle. Allah'ım bunlara da uzun ömürler versin. Ben sonuna kadar arkasındayım. Sizin duanızı eksik etmeyin inşallah. Kızımız da üzülmesin. Kızım sen annen yok ama annem var. Esas annelik bu işte. Sana sahiplenen hanımefendi. Allah razı olsun. Seni aramayanı, seni unutanı, sana ciddiyetle sahiplenmeyeni, seni terk edeni sen de bırak, peşinden koşma. Bu annene dua et bol bol. Evet, nice böyle aile var, nice böyle terk edilmiş çocuklar var. O terk edilmiş çocuklara sahiplenen kişiye de Allah ahirete sahiplenecektir elbette ki. Onun için üzülürüz ama Mevlam bir şeyi erteletir ve ondan sonra daha mükemmelli, daha güzel olanını nasip eder. Çünkü bu Allah'ın hesabıdır. Kimse Allah'ın hesabının nasıl tecelli edeceğini bilmesi mümkün değildir. Efendim Hazreti Peygamber'in, sevgili Peygamberimizin, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin en önemli hitabelerinden birisi hiç şüphesiz ki veda hutbesinde yapmış olduğu meşhur konuşması, meşhur hitabesidir sevgili Peygamberimizin. Veda hutbesi 632 yılında Mekke-i Mükerreme'de Arafat Meydanı'nda Hazreti Peygamber tarafından icra edilmiştir. Peygamberimiz devletini kurduktan sonra, dini Allah'ın gönderdiği dini yerleştirdikten sonra Mekke-i Medine-i Münevvere ve çevresinde bütün bunları hakim kıldıktan sonra sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebubekir'e haber gönderdi ve dedi ki bütün insanları haberdar edin, bütün müminleri haberdar edin ve onlara sohbet edeceğimi, onlarla beraber hac yapmak istediğimi ilan ediniz dedi ki Peygamberimizin hayatında veda hacı denmesine rağmen tek bir hacı yapmıştır. Ömrü vefa etmedi. Yani haccın farz kılınmasından sonra birinci yıl Hazreti Ebubekir'i gönderdi. Daha sonraki yıl kendisi gitti ve Müslümanlarla İslam haccını, yani müşriklerin yaptığı cahiliye döneminin haccını değil, İslam haccını elbiseli, ihramlı şekilde yaptı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve orada öğleden sonra Arafat Meydanı'nda tam 100 bin insanın toplandığı, 100 bin insanın ortalığa gelmiş olduğu bir ortamda Hazreti Peygamber o muhteşem hitabesini yaptı ki bugün 1400 sene önce yapılmış olan bu konuşma çağımızın çok ötesinde anlamlar ve ilkeler taşımaktadır. Hazreti Peygamber'in o hayat veren, insanları hidayete getiren, ırkçı bütün yaklaşımları yok sayan, kan davalarını kaldıran, zulmü ve haksızlığı yerle bir eden anlayışını belki her gün yeniden okumak zorundayız. O devesi Kasva'nın üzerinde, Kasva isimli devenin üzerinde Hazreti Peygamber şöyle başladı. Ey insanlar beni dinleyin ve benim söylediklerimi belleyin. Sonra benden dinlediklerinizi başka insanlara aktarınız. Ey insanlar, yüce Allah'tan başka ilah yoktur.
Yüce Allah'tan başka ilah yoktur. O yaratandır, sahip olandır. Allah birdir. Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Yani kendisini söylüyor. Ben Allah'ın kuluyum ve elçisiyim. Belki beni bu yıldan sonra bir daha göremeyeceksiniz ki bilgi mahiyetinde söylüyorum, peygamberimiz Veda Haccı'ndan Medine-i Münevvere'ye döndükten 30 gün veya en yüksek ifadeye göre, yani en yüksek gün sayımına göre 60 gün veya 20 gün içerisinde vefat etti. Yani Veda Haccı artık bütün ümmete verilmiş bir Veda Haccı'ydı. Sonra şöyle devam etti. Rabbinize kulluk edin. Putlardan vazgeçin, sizi putperest yapacak olan bütün zihniyetlerden uzaklaşın. Hem dışınızdaki hem içinizdeki putlardan arının. 5 vakit namazı kılınız. 5 vakit namazı emreden Hazreti Muhammed değildir, Allah'tır. Peygamber'e bilgi verilmiş ve o da aktarmaktadır. 5 vakit namazınızı kılın. Oruçlarınızı, Ramazan ayının orucunu tutunuz. Haccı ömürde bir kez olmak üzere haccı yapın, yerine getiriniz. Zekatı gönülden veriniz. Zekatı verirken minnet etmeyin. Allah size verdi, size kalbi duygularla zekatı hak edenlere, mazlumlara, fakirlere, yoksullara, yolda kalmışlara, iflas etmişlere zekatı verin. Bütün insanlar Adem'dendir, Adem de topraktandır. Yani netice itibariyle üstün ırk, üstün millet diye bir anlayış yok. Üstün ve temiz olan, kamil olan, mümin olan, sadık olan, Allah'ı bilen insan vardır. Bütün insanlar Adem'dendir. Kullukum min Adem ve Adem min turab. Adem ise topraktandır. Neticede hepinizin babası, ortak dedesi Hazreti Adem'dir. Beyazın siyaha, siyahın beyaza üstünlüğü yoktur. Renkler arasında üstünlük ifade edilemez. Dünyada hala siyahi olan insanların, esmer insanların bazı yerlerden kovulduğunu, bazı otellere dünyada otellere alınmadığını, bazı lokantalara sokulmadıklarını, bazılarına karşı şiddet uygulandığını her gün televizyonlardan görebiliyoruz. 1400 sene önce ilan ediyordu. Beyazın siyaha üstünlüğü yoktur, siyahın beyaza üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak ve ancak şuradadır, takvadadır. Çünkü inne ekremekum indallahi etkakum. Allah katında en üstün olanınız takva yönünden en iyi olandır. Takva yönde en iyi olandır derken elini göğsüne koyuyordu. Et takva hahuna. Takva buradadır işte. Gizlidir takva. Mallarınız, canlarınız dokunulmazdır. Bir Müslüman, bir mümin, hatta bir gayrimüslimin malına, canına dokunamazsınız. Bütün Müslümanların malları heder edilemez. Hiçbir Müslüman diğer Müslümanın malına zorla konamaz. Ona ipotek koyamaz, ona engel olamaz. Mallarınız, canlarınız dokunulmazdır. Her türlü tefecilik kaldırılmıştır. Yani faizin her türlüsünü, alanı da vereni de ben bu tür faizlerin tümünü kaldırıyorum. İlk kaldırdığım faiz alışverişi de akrabalarımın yapmış olduğu faiz alışverişidir. Haksızlık etmeyin, zulüm etmeyin, zulme de uğramayın. Yani ne zulmedin, ne zulme uğrayın. Ne zalim olun ne de mazlum olun. Hakkınızı arayın ama zulme de müsaade etmeyin. Zalim de olmayın. Bütün kan davalarını kaldırıyorum. İlk kaldırdığım kan davası ailemin alacaklı olduğu kan davasıdır. Ben bütün kan davalarını kaldırıyorum. Dikkat ediniz, en zor uygulamaları önce kendi nefsinde uyguluyordu. Kendi ailesinde uyguluyordu. Sonra ortaya ilan ediyordu. Kadınların hakkını veriniz. Sizler kadınlarınızı, eşlerinizi Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Emanete sakın sakın ihanet etmeyin. Arafat meydanı kulak kesilmiş, nefes bile alamıyor. 100 bin insan kulaklarını peygambere doğru uzatmış, onu dinliyorlardı. Arafat'ta güneşten başka ziya yoktu ama en büyük ışık olan Muhammed Mustafa deve üzerinde konuşuyordu. Onlar, yani kadınlarınızın sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin de kadınlarınız üzerinde haklarınız vardır. Yani haklarınızı çiğnemeyin. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Malını almayın. Hiçbir Müslümanın malını onun rızası olmadan alamazsınız. Zalim olursunuz. Efendim, hırsız olmuş olursunuz bunu yaparsanız. Bir Müslümanın malını haksızca alırsanız şayet. Sakın zulmetmeyiniz. Baba oğlunun, oğul babanın işlediği günahtan sorgulanmaz.
Günahlar şahsidir. Ve la tezyuru vaziratun vizra okura. Hiç kimsenin günahından öteki kişiyi sorumlu tutamazsınız. Ona engel olamazsınız, ceza veremezsiniz. Günahlar, hatalar, kusurlar şahsidir. Suçlar şahsidir. Baba evladından, evlat babasından sorgulanamaz. Mirastan kadınları mahrum etmeyin. Ödünç mal sahibine verilmelidir. İade edildiğinde. Ödünç mal sahibine verilmelidir. Kefil olan borcunu ödemelidir. Borçları sahiplerine ödeyiniz. Benden sonra peygamber gelmeyecek. Yanında çalışan işçilere zulmetmeyiniz. Yarın ahirette beni soracaklar. Ne diyeceksiniz? Dediler ki sen tebliğ ettin. Mübarek parmağını kaldırdı, baş parmağını göğe doğru işaret etti. 3 defa Allah'ım şahit ol, Allah'ım şahit ol, Allah'ım şahit ol. Allah şahit. Efendim çok kısa bir aramız var, buradayız hemen. Efendim Rabbimin selamıyla yeniden beraberiz ve ezan yaklaşırken ellerimizi açalım Rahmanımıza, Melikimize, Rabbimize, Gafur ve Rahim olan Yüce Allah'a. Dua edelim. Belki içinizden amin diyen birinin duası hürmetine, şu anda evlerinde bizi izleyen bir kardeşimizin amini hürmetine, Rabbim tümümüzün aminlerini kabul eder inşallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmain. Ya Rabbi sana binlerce hamdü sena olsun. Sana şükreder ve hamd ederiz verdiğin her bir nimet için ya Rabbi. En büyük nimet iman nimetidir. En büyük nimet Kur'an'ı tanımak nimetidir. Seni tanımaktır Allah'ım. En büyük nimet Muhammed Mustafa'yı tanımaktır. Kıbleye dönebilmektir, namaz kılabilmektir. İnsanlara merhamet edebilmektir. Kin tutmamak, nefret kusmamaktır. En büyük rahmet ve en büyük hamd ve şükür buna olsun ya Rabbi. Verdiğin her nimete hamd ederiz ya Rabbi. Bizi sevgili peygamberimizin yolundan ayırma. Kitabının yolundan ayırma ya Rabbi. Bizi kötülerden, kötülüklerden, iftiradan, hasetten, çekememezlikten, efendim dedikodudan, benzeri kötülüklerin tümünden uzak eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi hastalarımıza şifa nasip eyle, dertlerimize deva nasip eyle, borçlarımıza eda nasip eyle, sıkıntıda olanlara çıkış kapısı nasip eyle. Şu anda ekran başında olup da hayır duası yapan kim varsa, ne sıkıntısı varsa gider ya Rabbi. Kerem'in hürmetine ya Rabbi. Ölmüşlerimize rahmet eyle, mekanların cennet eyle, üzerlerinde azap varsa gider ya Rabbi. Bugün ölmüş, yarın ölecek, daha önce ölmüş olan kim varsa özellikle bu hastalıklardan hepsine rahmet eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi ülkemizi her türlü kötüden, kötülüklerden, şerden, tuzaktan, fitneden, münafıklığın her türlüsünden ülkemizi muhafaza eyle. Ülkemize düşmanlık besleyen içte dışta kim varsa onları ya ıslah eyle veya senin adaletine tevzi ediyoruz. Seni nasıl muamele edeceğini de iyi biliyoruz ya Rabbi. Onları senin adaletine tevzi ettik. Ona göre muamele buyursun ya Rabbi. Amin. Allah'ım bütün dualarımızı okunan ezan hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Amin, amin. Efendim ezana bağlanıyoruz. Ezandan sonra buradayız. Hem Zoom'dan hem de sizlerden sorular alacağız biraz sonra. Efendim yeniden beraberiz. Rabbimin selamı üzerinize olsun. Hanenize mutluluk, bereket, güzellik gelsin. Afiyet olsun orucunu açanlar için söylüyorum. Efendim biz de orucumuzu çayla ve şorbayla açmış olduk oturduğumuz yerde. Afiyet olsun hepinize efendim. Hiç vakit kaybetmeden biraz sonra herkesin merak ettiği önemli bir konu var yani onu söyleyeceğim hemen. Özellikle yeni doğan çocuklarla ilgili ama önce bir Zoom'unuzu alalım. Bütün ailelere tekrar Zoom'daki ve evdeki dostlarımıza selamlarımı iletiyorum. Zoom'dan sorumuzu alalım, devam edeceğiz. Hanımefendi, selamun aleyküm, hayırlı iftarlar diliyorum. Sizinle, evet sizinle konuşuyorum, sizinle. Aleyküm selam hocam, iyi akşamlar. Hocam sana bağlanmak için senelerdir bekliyordum. Bak biz sana bağlandık. Biz geldik senin evine işte şimdi. Çok şükür Allah'ıma bu sene bağlandım. Elhamdülillah. Hocam benim 3 tane sorum olacak. Buyurun tabii ki. Bir tanesi benim çocuklarım sizlere ömür 5 tanesi. Onların 3 tanesini köyde türbeliğini bilirim. Ama burada 2 tanesini İstanbul'da oradan oraya göçtük. Orada ev aldık, kirada oturduk. Onların türbeliğini bilmiyorum. Onlar o dünyada bana sorulacak mı?
ben onların hesabını çekeceğim mi? Yoksa birinci sorun bu. Evet. Yok, İkinci onlardan sorun, onlardan hocam. Onlardan dolayı sorgulanmazsın. Sen oturduğun evinde, oturduğun yerde onlara Fatiha'nı oku, sureni oku, duanı yap. Onlara gider inşallah. Problem olmaz Allah'ın izniyle. İkinci sorum hocam. Kızım daha bir haftalık doğum yaptı. Bebeğimiz meme tutmuyor. Bundan sizden dua isterim. İnşallah, inşallah. Üçüncü de hocam. Büyük kızımın çocuğunun dil geriliği var. Onun kızım 5 sene de onun arkasına dolanır. Ona ne yapmalıyım? Sizden bir şey sorup bir şey öğrenmem gerekir. Sen bizi nereden arıyorsun? İstanbul'dan mı arıyorsun şimdi? İstanbul'dan arıyorum hocam, İstanbul'dan. Tamam. Ama Erzurumlu sen. Yok, Kars hocam, Kars. Karslısın. Dilin çünkü Erzurumlara benziyor yani. Ama Kars'la Erzurum... Kars hocam, Kars. Kars'la Erzurum birbirine benziyor dil itibariyle. Yani konuşmalar, lehçeler itibariyle. Evet. Peki, şimdi senin çocuğuna dua edelim hep beraber. Vatandaşlar da dua ediyor. Zaten doktora götürüyorsunuz. Allah şifa verir inşallah. Amin. Yani o Amin. Konuşma geriliği bazen insanlarda geç oluyor. Mesela ben de çok kelimeleri yuvarlarmışım. Annem öyle diyordu, seni anlayamazdık. 3 defa konuşurdun, öyle anlardık diyor. Zaman içinde dilimiz düzeldi yani kendi kendine. Sen de korkma, torunun dili düzelir inşallah. İleride daha da iyi olur dili. Geçer. Hocam bir de ben 10 senedir, 8-9 senede hastalıklarımın yüzünden oruç tutamıyorum. Şimdi tutmadığım orucumun her sene zaten ibadetini veririm. Bu sene de o işte dil geriliği, çocuğun annesinin biraz maddi durumu da sıkıntılı. Ona versem kabul mu? Şeye verirsin, annesi derken senin gelinin mi kızın mı oluyor? Benim kızımın çocuğunun hani dil geriliği olduğu için anladım. Maddi durumları kızına, da çok anladım, iyi anladım. Değil. Anladım. Ben kızı... orucumun parasını onlara verebilirim. Kızına değil, damadına ver, damadına. Kızına değil. Damadına vereyim. Damada ver, tamam. Peki. Ellerinden öperiz, evet. Ellerinden hocam, öperiz. Evet. Ay, iyi akşamlar. İyi akşamlar, Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Tabii keşke vakit olsa çok uzun konuşsak hacı ablamızla ama vaktimiz dar. Efendim çocuk doğduğunda yapılması gereken önemli şeyler var. Çok soruyorsunuz onu, çok da merak ediyorsunuz. Ona hemen söyleyeyim. Efendim çocuk doğar doğmaz... Tabii ki temizlenir, kordon bağı, kordonu alınır. Kordon bağı bir yere sarılıp, bir beze sarılıp uygun bir yere gömülmelidir. Yani evde taşımak, efendim buzdolabında taşımak doğru değil. Tabii tıbbi bir gereksinim için alınır, saklanırsa o ayrı mesele. Ben normal şartlarda diyorum, göbeği kesilir, temiz bir beze sarılır çocuk. Temizlenir, yıkanması pek uygun görünmüyor çünkü doktorlar arasında. Temizleniyor biliyorsunuz, kadınlar bunu bilir. Damağına tabii yedirmek bir şey yedirmek doğru değil ama Peygamberimiz kendine gelen çocukların damağına çok hafif böyle tatlılık sürmüştür, tatlı sürülür. Biraz süt verilebilir eğer anne sütü alıyorsa ki en önemli koruyucu gıda anne sütüdür. Anne sütüne illaki dikkat ediniz. Yok benim göğsüm yok efendim sarkacak yok şu yok bu. Hiçbir anne bunu düşünmez de düşünen anne varsa sorumludur Allah katında. Çünkü çocuğun sıhhati bir annenin yani şu olur bu olur vücudumda bir efendim sarkma olur gibi bir şey. Hiçbir annenin düşüneceğini tahmin etmiyorum ama böyle düşünen anneler oluyor bazen. Onlar da dikkat etsinler. Çocuklarının geleceği, sağlığı yani ondan çok daha önemlidir. Çocuğun dini hayatı için dua etmek lazım. Baba ve anne tebrik edilir. Hayırlı bir çocuk oldu olsun diye dua edilir. Sağ kulağına ezan okunması gerekir çocuğun. Sol kulağına kamet, niçin kamet ve ezan okunuyor? Kötü şeyleri duyutmaktan uzak kalsın. İlk duyduğu şey Allah'ın büyüklüğü olsun diye. İkincisi, şeytan kulağına fısıldamasın diye. Yani şeytan insanı kulağına fısıldıyor biliyorsunuz. Ve insanı etkiliyor. Şeytanın insan üzerinde bir hakimiyeti, bir gücü olmasın diye dua niyetiyle yapılır. Ve sonra dua edilir. 7. gün... Kırkı diye bir şey var yani, kırkında yıkanır diye bir şey yok. Kırk anneyle ilgili bir şeydir. Anne 40 gün içerisinde temizlenebilir yani, akıntısı durabilir. En fazla 40 gün olur. 3 gün, 5 gün içinde de temizlenebilir de. Ama kırkında mutlaka temizlemiş olması gerekiyor. Yıkanır kadın, anne, genç anne. Çocuğu da beraber yıkanabilir ama çocuk 7. günde de yıkanabilir. Tamamen o şartlara bağlı bir şey. Efendim, baba ve anne tebrik edilir. 7. günde... İsmi verilir ona. 1. günde de isim verilebilir ama 7. günde de verilebilir.
İşte Ahmet'in ve Necla'nın oğlu veya kızı Merve veya oğlu Ahmet. Dünyaya hoş geldin. Allah'ım onu ismiyle büyü diye ifade edilir. İsim 7. güne de bekletilebilir. Daha erken de verilebilir eğer tasarlanmışsa. Çocuğu güzel bir şekilde banyo edilir. Ve sonra akika, erginlik çağından önceye kadar süre içinde akika kurbanı yani şükür kurbanı kesilir. Peki bu akika kurbanı ne zaman kesilir? 7. günde kesilir, 40. günde kesilir, 3. günde kesilebilir. 1. yaşında dahi kesilebilir. Tabii sünneti de unutmayacağız, sünnet önemli. Akika kurbanı herkes yiyebilir. Bazı alimler işte kemikleri kırılmasın, çocuğun kemikleri... Bunlar hepsi tabii ki birer yorum. Normalde önemli olan bir kurban keseceğiz. Çocuğun alnına kurban kanını sürmek doğru değildir, tavsiye edilmemiştir. Diğer kurbanlarda da yapmayın bunu. Çocuğun karnına, alnına niye kurban kanı sürüyorsunuz ki? Bunlar faydalı şeyler değildir. Akika kurbanı herkes yiyebilir. Eğer erginlik çağında akika kurbanı kesmediyseniz, daha sonra kesemezsiniz. Hayvanı satın alırsınız, sağ olarak bir yere bağışlarsınız. Bir güçsüzler yurduna, bir Kur'an kursuna, öğrencilerin olduğu bir yere, herhangi bir yurda, yani talebelere gidecek olan bir yurda verebilirsiniz. Çocuğun saçı tıraş edilir. Eskiden saçı kadarınca altın tartılır, altın verilirdi. Şimdi yani tabii ki onu vermek belki zor. Onun yerine leblebi, şeker, badem falan gibi şeyler çocuklara dağıtır. Çocuklar sevindirilir yani. Ve sünnet edilir. Sünnet ilk günlerde değil belki ama tamamen doktorla anlaşarak, görüşerek iyi bir doktora sünnet edersiniz. Erginlik çağından önce mutlaka sünnet işini bağlamanız gerekir. Allah yeni doğan bütün çocuklara hayırlı ömürler versin. Olanların da evlatlarını her türlü kötülükten, kaza, bela, musibet, afetten hepimizi, çocuklarımızı korusun. Efendim programımızı bağlamak durumundayız. Sahurumuz saat 02.30'da sabahleyin. 2.30'da güzel konularımız var. Sizleri sahura bekliyoruz. Uyuyanlar varsa telefonu kurun, kalkın tabii ki. Duanızı esirgemeyin. Yarın yine buradayız. Allah yar ve yardımcınız olsun.